Şehit Orgeneral Eşref Bitlis, Türk ordusunun halen en itibarlı hatırlanan şehit generallerinden. Jandarma genel komutanı iken onlarca soru işaretini barındıran şaibeli bir uçak kazasında silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düştü. Şehadetinin üzerinden 30 yıl geçti. Hayatını Türkiye'nin birliğini hedef alanlarla mücadeleye adamıştı. Terör örgütüne ve arkasındaki emperyalist güçlere karşı mücadele ediyordu. Şehit olduğu gün yine önemli bir toplantı için Diyarbakır'a gidiyordu. Ama bu yolculuk gerçekleşmedi. Sırlarla dolu bir kazada uçağa düştü. Kaza sabotaj, Bitlis ve silah arkadaşlarının şehadeti ise suikast olarak değerlendirildi. Akla hemen ABD geldi. Bunun sebebi Bitlis Paşa'nın o dönem ülkemizde görev yapan çekiç güç hakkında hazırladığı raporlar ve bu raporların Amerika'da yarattığı büyük rahatsızlıktı. Eşref Bitlis, çekiç güçteki Amerikan askerlerinin Türkiye ve Irak'ı bölecek bir plan için çalıştığını raporlaştırmıştı. Süper Haber, Eşref Bitlis Paşa'nın çekiç güçle ilgili hazırlattığı iki raporun detaylarını açıklıyor. Cumhuriyet tarihimizin en tartışmalı konularından olan çekiç gücü anlatmadan bugünleri anlamak mümkün değil. Günümüzde terör örgütü PKK-PYD ve yandaşlarının, onları destekleyenlerin geldiği aşamanın başlangıç noktası 1990'ların başında coğrafyamıza gelen çekiç güç demek mümkün. Planın devreye sokulması da 1980'lerle başladı. Soğuk Savaş'ın sonlarına doğru dünyanın önem merkezi stratejik petrol yatakları nedeniyle Körfez'e kaymıştı. Körfez'de de ilk hedef olarak Irak belirlenmişti. Özellikle halen kimin gerçekleştirdiği üzerinde şüpheler bulunan Halepçe katliamı bir anlamda Kürt meselesi üzerinden Irak'ı dünya gündemine taşımıştı. Irak yönetimindeki Saddam Hüseyin, Batı dünyası ve İsrail açısından bir tehditti. Irak, İran Savaşı'ndan dolayı askerleri büyük tecrübe kazanmış, ordusu güçlenmiş bir ülkeydi. Irak'a müdahale edilmeliydi. Bu müdahaleye gerekçe Irak'ın 2 Ağustos 1990 tarihinde Kuveyt'i önce işgali, ardından da ilhakını ilan etmesi sonucu oluştu. 1991 yılının 17 Ocak tarihinde ABD'nin ve müttefiklerinin Irak'a saldırısıyla devam eden krizde müttefik güçlerin en büyük destekçisi ülke içindeki peşmerge gruplarıydı. Yıllardır sürdürülen iletişim, Irak'a saldırı öncesinde yapılan yardımlar ve Bağdat yönetimi Kürt gruplar çekişmesinin tarihsel zemini nedeniyle ABD Kürt ittifakının gelişmesi zor olmamıştı. Şimdi saldırı gerekçesi olarak Kuveyt'in işgali gösterilmişti. Kuveyt'in işgalinin bitirilmesi olarak açıklanmıştı. Bu nedenle Kuveyt'in işgalinin sonlanmasıyla Amerikan kuvvetleri Irak'tan çekildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan elini çekmeye çok niyeti de yoktu ve dönemin başkanı işte Baba Bush bir açıklama yaptı 15 Şubat 1991'de. Irak ordusuna ve halkına yaptı. Bu çağrıda işte ülke idaresine el koymalarını, işte bir diktatör olan Saddam Hüseyin'i devirmelerini, kenara çekilmek zorunda kalmasını, bırakmalarını ve Irak'ın yeniden uluslar ailesine katılımını sağlamalarını istedi. Yani bu çağrıyı yaptı Bush. Ve bu da gösteriyordu ki Amerika aslında buradan çekilme niyetinde değildi. Yani Amerika'nın niyeti sadece Kuveyt'i kurtarmak değildi. Amerikan kışkırtmaları ve desteğiyle ayaklandırılan Kürtlerin isyanları bastırılmış, Saddam Hüseyin güçleri ülkenin kuzeyine büyük bir harekat başlatmıştı. Peşmerge güçlerinin mağlubiyeti üzerine Irak ordusundan kaçan yaklaşık 2 milyon Kürt Türkiye ve İran sınırına akın etti. Türkiye'nin 5 Nisan'da sınırını açmasının ardından 250 bin Kürt Türkiye'ye sığındı. Kaçanlardan bazıları da İran sınırından bu ülkeye giriş yaptı. Ancak sınırın Irak tarafında yaklaşık 1 milyon Kürt daha vardı ve bu çok büyük bir sorun teşkil etmekteydi. ABD'nin bu sorun yaşandığı dönemde sessizliği hayli dikkat çekiciydi. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkenin girişimleri neticesinde Amerika Birleşik Devletleri gerçek planını devreye soktu. Takım kuzeyinde 36. paralelin kuzeyini uçağa yasak bölge ilan etti. 11 Nisan 1991 tarihinde adı Operasyon
Relaxation, Profit, Comfort yani huzur harekatı olarak çevrilebilecek bir harekatın düğmesine basıldı. Bir hafta sonra da koalisyon güçleri olarak adlandırılan askeri birlikler Irak'a giriş yapmaya başladı. Şimdi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan anlaşmaya göre Amerikan askeri Irak'ın içine girerek mültecilere yardım edecek. Türk askeri de sınırın Türkiye tarafında kalacaktı. Harekatın amacı Irak-Türkiye sınır bölgelerindeki düzlüklerde bir güvenli alan oluşturmak ve mültecilere insani yardım sağlamaktı. İşte Nisan ayı sonunda oluşturulan güvenli alan yaklaşık olarak doğu ve batı genişliğinde 160 mil mesafeli, kuzey-güney derinliğinde de 50 millik bir alandan oluşmaktaydı. Şimdi bölgenin güvenliği incelik üstünde konuşlandırılmış olan Amerikan, İngiliz ve Fransız askeri uçakları ile Silopi'de belirlenen karargahta görevli kara birlikleri tarafından sağlanmaktaydı. Irak'ın kuzeyindeki Zahu'da ise bir irtibat bürosu oluşturulmuştu. Yani böyle bir nitelik. Bir askeri eşgüdüm merkezi de diyebiliriz. Bir merkez oluşturulmuştu. Bu güçlerin resmi adı Birleşik Görev Kuvveti'ydi. Bu süreçte Saddam yönetimiyle Peşmerge liderliği arasında gerçekleşen görüşmelerden de bir sonuç çıkmadı. Yani o süreçte görüşmeler de yapılmıştı. Ancak Washington'un niyeti zaten anlaşma çıkması veya Kürtlerin can güvenliği değildi. Bu gerçek yakın zamanda da anlaşılacaktı zaten. Birinci huzur harekatının ardından 12 Temmuz'da Türk kamuoyunda çekiç güç olarak adlandırılacak ikinci huzur harekatı başlatıldı. Aynı dönemde Amerikan İstihbarat Örgütü CIA'ye bağlı 11 kişilik paramiliter bir grup 1991 yılının Nisan ayı başlarında paraşütle gizlice Kuzey Irak'a giriş yapmış, bölgede gezerek Kürtlerin başlattığı ayaklanmanın gücünü değerlendirmeye çalışıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri sadece CIA üzerinden değil, Amerikan özel kuvvetleri üzerinden de Irak'ın kuzeyine giriş yapmaya başlamıştı. Mayıs 1991'de Washington'dan Ankara'ya gönderilen bir nota var. Bu notada nihai varış noktası Irak'ın kuzeyi olan 600 askerden oluşan bir özel kuvvet grubunun Türkiye'ye getirileceği bildiriliyordu bu notada. Kürtlerin evlerine dönmeye başlamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin ek bir gücü daha bölgeye gönderilmesi için istekte bulunması tabii ki herkeste kuşkuyla karşılanmıştı. Ayrıca bu gücün niteliği de dikkat çekiciydi. Yani ilginç bir kuvvet. Bu özel güç daha önce çeşitli dönemlerde işte Vietnam'da, Lübnan'da, Panama'da, dünyanın sıcak noktalarında kullanılmıştı. Hatta Irak Kuveyt'e saldırmadan önce söz konusu güç Irak'ta bir hayli faal görev üstlenmişti. Daha öncesinde de o bölgede bulunmuştu. Bu gücün bir özelliği de şuydu. İşgal edilen topraklarda kendilerine yakın gördükleri gruplarla ilişki kurup onlara mahalli idare ve hükümete karşı koyma, çeşitli sabotaj ve kontrgerilla taktiklerini öğretiyorlardı. Söz konusu özel güçte yer alan bazı askerlerin Arapça ve Kürtçe konuşabiliyor olması da oldukça dikkat çekiciydi. Yabancı askerler ilk geldiği günden itibaren Türk kamuoyu tarafından sorgulanır oldu. Bu askerlere bir türlü güven duyulmadı haklı olarak. Özellikle İngiliz The Independent gazetesinin işte Türk askerinin yapılan yardımları yağmaladığını ileri sürdüğü, bir iftira attığı Türk askerine bir haber yapıldı. Ardından Şemdinli Kaymakamı Erdoğan Ülker incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Yeşilova bölgesinde İngiliz askerlerince saldırıya uğradı. Bildiğiniz darp edildi ve bu olaydan sonra yabancı askerlere tepki daha da artmaya başladı. Hatta İngiliz askerlerinin bölgeye bayrak çekmek istedikleri, Türk askerlerinin buna engel olduğu haberi de gazetelerin sayfalarında o dönem yer almıştı. İşin ilginç tarafı ise şuydu. Türkiye İngiliz askerlere karşı ayağa kalktı. Ancak Hakkari Valiliği Kaymakam Erdoğan Ülker hakkında soruşturma başlattı. Bu da ilginçti. Özür bekleyen Türkiye, İngiliz hükümetinin verdiği de bir yanıt var. Türkiye'den resmen özür dilemeyi gerektirecek bir durum olmadığı kararı verdiklerini iletiyordu. Küçük böyle bir sürecin ardından 12 Temmuz 1991 tarihinde kurulan ve Kuzey Irak'tan Türkiye'ye iltica etmek isteyen mültecilere koruma kalkanı oluşturmayı amaçlayan Amerikan, İngiliz, Fransız ve Türk birliklerinden oluşan ortak kuvvetin kamuoyunda bilinen adıyla aslında. İlk olarak Provide Comfort yani destek sağlama gücü olarak adlandırılan ancak asıl adı Poised Hammer, kalkık horoz olan askeri yapı Türkiye'de incirlik ve pirinçlik üstlerinde konuşlanmış 77 uçak ve helikopterle 1862 kişilik personelden oluşmaktaydı. Gücün 1803 personeli incirlikte, 49 personeli pirinçlikte, 10 personeli de Irak'ın
Zaho kentinde görev yapıyordu. 12 Temmuz 1991 tarihinde Türkiye ile ABD Savunma Bakanları arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde görev süresi 30 Eylül 1991 tarihine kadar olarak belirlenen çekiç güç 2 ay sonra değil tam 12 sene sonra ülkemizden ayrılacaktı. Çekiç güçün Türkiye'deki faaliyetleri 1 Mart 2003 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla bitirilmişti. Ancak bulunduğu dönem çok fazla tartışıldı ve halen tartışılmaya, eleştirilmeye devam ediyor. Çekiç gücün terör örgütüne yardım yaptığı ilk olarak kamuoyunun gündemine getiren kişi lider bir anlamda siyasi merhum Bülent Ecevit oldu. Ecevit Türkiye'nin sınır bölgesinde işlenen Amerikan birliklerine bağlı uçak ve helikopterlerin Cudi Dağı'nda PKK militanlarına malzemeler bıraktığı yolunda haberler aldığını ve bundan kuşku duyduğunu belirterek Kuzey Irak'ta oluşan otorite boşluğunun Türkiye ve Irak arasında anlaşmaya varılarak doldurulması gerektiğini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği bu beyandan sadece bir gün sonra Ecevit'i yalanlayan bir açıklama yaptı. Yazılı olarak yapılan açıklamada Amerika'nın PKK'yı desteklemediği aksine kınadığı bildirildi. Ancak Büyükelçiliğin açıklamasından yaklaşık 2 ay sonra 14 Ocak 1992 günü Türk basını çekiç gücün geliş amacının adeta teyidi anlamına gelen bir haberle gündemi salladı. Haberlerde Cudi Dağı'nda kıstırılan PKK'lılara Diyarbakır'dan kalkan ABD helikopterlerinin malzeme attığının Türk ordusu tarafından tespit edildiği yazıyordu. Bir askeri tim olay yerine PKK'lılardan önce ulaşarak 27 çuvalı ele geçirmiş, çuvallardan giyecek ve yiyecek çıkmıştı. Yalan söyleyen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileriydi. Amerikalılar olayı doğrulayacaklar ancak malzemelerin yanlışlıkla PKK bölgesine atıldığını ileri süreceklerdi. Ferruh Sezgin bu olayın perde arkasını Orta Doğu gazetesinde şöyle yazdı. Amerikalıların ileri sürdükleri pilot yolunu şaşırdı mazereti geçerli kabul edilemez. Zaten 10-11 Ocak gecesi Amerikalı pilot yolunu şaşırmıyor. Silopi üzerine geldiğinde Habur'a varmak için Güneydoğu'ya uçmak yerine rotasını kuzeydeki Cudi Dağı'na çeviriyor. Cudi Dağı'nın Şırnak'a bakan kuzey yamaçlarında PKK'nın bir eğitim üssü bulunuyor. Burası içinde sızma parkı, nişancılık eğitim alanı, atış alanı bile bulunan geniş bir tesis. PKK'lılar çoğu zaman Uludere Şenoboğa güneyinden Hezil Çayı'nı geçerek bu eğitim üssüne geliyor ve eğitim yapıyorlar. Silopi üzerindeyken rotasını Cudi Dağı'na çeviren helikopterin hedefi de bu eğitim üssü. Pilotun görevi taşıdığı malzemeyi bu üssün yakınlarına bırakmak. Ancak gecenin karanlığı içinde helikopterin gürültüsü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cudi Dağı'nın güneyinde bulunan birliklerini alarma geçiriyor. Ellerinde bulunan havanlarla aydınlatma mermisi atıp çevreyi aydınlatmaya başlıyorlar. Helikopter Koyunören köyünün kuzeydoğu civarındayken görülüyor, yani yakalanıyor. Yakalanınca ya bunun paniği içinde ya da tam bir profesyonellikle Diyarbakır'a doğru dönerken taşıdığı malzemeleri de Hisar Görümlü bölgesine bırakıyor. Çekiç gücün Türkiye'de bulunmasından birçok kişinin olduğu gibi, işte sivil kişinin olduğu gibi askerlerin içinde de rahatsız olanlar vardı, itirazlar vardı askeriyenin içinde. Bu itirazların en üst düzey sesi jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis Paşa'ydı. Bitlis Paşa sayısız defa hazırladığı raporlarda çekiç gücün Türkiye aleyhinde yaptığı operasyonları, girişimleri, faaliyetlerini devletin en üst düzeylerine iletmiş. Amerika Birleşik Devletliler mensup işte üst düzey isimlerse, işte hem Türkiye'de görev yapan hem Amerika'da görev yapan bu isimlerse Eşref Bitlis Paşa'nın raporlarından rahatsız olmuştuk. Şimdi bu raporlardan biri Bitlis Paşa şehit olduktan yaklaşık 2 sene sonra ilginçtir. 28 Ekim 1995 tarihinde FETÖ Terör ve Casusluk Örgütü'nün yayın organında yayınlandı, kamuoyuna açıklandı. Rapor Genelkurmay İstihbaratı tarafından bir örneği bırakılmadan not alınmasıyla, kaydıyla verilmişti. Bu terör ve casusluk örgütünün o raporu yayınlaması, Genelkurmay İstihbaratı'nda verilen bir anlamda bilgilendirme, o da ilginçtir tabii ki. Yani o işin bir anlamda bu FETÖ'nün
silahlı kuvvetler içinde örgütlenmesiyle bağlantılı bir boyutu. Ama dediğimiz gibi raporda ilginç bilgiler vardı çekiç güçle ilgili. Raporda yer alan çarpıcı bölümleri şu şekilde aktarmak mümkün. Her ne kadar CTF'in kuruluş amacı Kuzey Irak'taki mülteci olayını önlemek ve insani yardımın güvenlik içerisinde yapılmasını sağlamaksa da vuku bulan olayların niteliği bu amaçlardan sapıldığını kanıtlayacak nitelikte. CTF'in kuruluş amacında yer alan Irak'ın toprak bütünlüğü konusu uygulamayla çelişkilidir. Uygulama bir devletin altyapısını oluşturma gayretleriyle özdeştir. Ordunun kurulması, kitlelerin eğitimi için organizasyon yapılması, kendilerine yeterli gıda maddesi sağlayacak şekilde halkın tarıma teşviki, ortak düşman kavramının oluşturulması, muhabere, ulaştırma ve enerji altyapılarının tamamlanma gayretleri örnek olarak gösterilebilir. Orgeneral Eşref Bitlis ve silah arkadaşlarının şehit olduğu olayla ilgili şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma gazeteci Adnan Akfırat'ın Eşref Bitlis Suikasti kitabı. Kitapta birçok ayrıntılı belge, bilgi, duyum, iddia yer almakta. Hatta suikastin, uçağın durumu nedir ne değildir, buzlanma mümkün mü değil mi, raporları, uçağın geliş güzergahı falan, onlarla ilgili de bilgiler. Yani Türkiye'ye nasıl geldi şimdi? Sonuçta Kuzey Kutbu'ndan Türkiye'ye gelen bir uçak, orada buzlanma olmuyor ama Türkiye'de, Ankara'da buzlanmadan dolayı düşüyor. Onunla ilgili de veriler var. Oradaki dava süreçleriyle de ilgili bilgiler var. Ama bizim ilgilendiğimiz boyut şu dosyamızda. İşte Eşref Bitlis Paşa'nın çekiç güçle ilgili raporları. Şimdi Akfırat aktardığımız bu rapora atıf yapıyor. Ve raporda iki tane Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı işte Amerikalı subaya dikkat çekildiğini hatırlatıyor kitapta. Bu iki subay çekiç güçün Kuzey Irak'taki birimi olan Askeri Koordinasyon Merkezi var. MCC kısaltması olarak. Askeri Koordinasyon Merkezi olarak Türkçe'ye çevrilen bir isim. Bu komitenin koordinasyon komitesi başkanı Albay Naap ve onun görevini devralan Albay Wilson. Bu iki albay. Orgeneral Bitlis'in hazırladığı iki raporda gerek çekiç güçün gerekse de bu iki Amerika Birleşik Devletleri subayının işlediği suçlar tarihleriyle madde madde anlatılıyor. Bu noktada Birleşik Görev Kuvveti, işte Combined Task Force, CTF olarak kısaltması olan Birleşik Görev Kuvveti olarak Türkçe'ye çevrilebilecek unsurlarca yapılan kural dışı davranışlar başlıklı ve 19 maddelik bir birinci rapor var. Madde madde yazılıyor. Burada işte çekiç güç unsurlarının suçları tek tek sıralanıyor. 1. Birleşik Görev Kuvveti'nin ABD'li komutanı kendi üst makamlarıyla yaptığı yazışmalarda Türk Kürdistan'ı, Irak Kürdistan'ı gibi Türk görüşlerine ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanıyor. 2. ABD av önleme uçakları Türk hava sahası içerisinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetince izin verilen başka ülke uçaklarını yetkisi olmadan önledi. 3. AWACS uçakları zaman zaman kendisine tahsis edilen devriye bölgesinin dışında uçuşlar yaptı, Irak hava sahasına girdi ve muayyen zamanlarda da Türk yer radarlarına iz aktarma görevlerini yerine getiremediler. 4. PC kapsamındaki 2 A-10 uçağı Irak'tan görev dönüşünde Türk Hava Kuvvetleri uçakları Şırnak'ta iç güvenlik harekatı icra ederken 11 dakika süreyle bölgede kasıtlı olarak kalmak suretiyle harekatı gözetlediler. 5. İncirlik Birleşik Görev Kuvveti Komutanlığı Genelkurmay Başkanlığından izin alınmadan yurt dışından gelen sivil ve askeri personelce ziyaret edildi. 6. İngiliz Jaguar uçakları kendilerine verilen irtifa ve rota dışına çıkarak Türk uçaklarının bulunduğu bölgeye girdiler. Hem uçuş emniyetini ihlal ettiler hem de kurallara aykırı davrandılar. 7. İncirlik civarında eğitim yapan bir ABD SAR helikopteri içindeki Türk gözlemcinin ikazına rağmen ekili araziye indi ve şahıs malına zarar verdi. 8. Diyarbakır'a inen bir ABD uçağı uçuş kulesinin talimatları riayet etmedi. Pisti terk etmemekte direnerek mevcut kurallara karşı geldi. Üstün uçuş faaliyetlerinde büyük emniyet ihlali yaptı. 9. Erkilet Gaziantep uçuşu yapan sivil Türk Hava Kurumu uçakları PC muharip uçaklarınca taciz edildi. 10. PC kapsamında ABD F-111 uçağı Mardin radarına elektronik karıştırma uyguladı. Birinci raporda benzer ihlallerin tespit edildiğini ortaya koyan 9 madde daha vardı. Askeri Koordinasyon Komitesince yapılan kural dışı davranışlar başlıklı.
18 maddelik ikinci raporda da Amerikalı subayların isimleri verilerek suçları anlatılmış. 1. MCC'nin başkanı Albay Naab ve daha sonra onu değiştiren Albay Wilson, Kürt liderlerle yaptıkları görüşmelerde insani yardım faaliyetlerinin dışına taşarak BM'nin 688 sayılı kararı ötesinde ilave girişimlerde bulunmak suretiyle Kürt liderleri Saddam yönetimiyle otonomi görüşmelerinden vazgeçirdiler. 2. Albay Naab, Kuzey Irak'ta Kürtlerin kendi iradeleriyle kendilerini idare etmelerini teminen bölgede seçim yapılmasını teşvik ve yardım ettiler. 3. Okul yapımı, kitap, doküman temin edildi. Kürtlerin kendi radyo ve televizyon yayınlarını yapabilmeleri için malzeme, teçhizat yardımı yapıldı. 4. Türk makamlarına haber vermeden MCC helikopteriyle Irak tarafına yüksek takatlı telsiz götürüldü. 5. MCC helikopterleri kendilerine verilen irtifanın altında ve rota dışında uçuş yaptılar. 6. MCC helikopterleriyle Irak içinde yardım malzemesi dağıtılırken Türkiye tarafına geçilerek malzeme bırakıldı. 7. Kürt bölgesinde mevcut yeraltı zenginliklerinin ve ekonomik değerlerin tespiti için site surveyler yapıldı. 8. Albay Wilson, Türk temsilcisinin Kuzey Iraklı liderler ve ileri gelenleriyle doğrudan görüşme yapmamasını istedi. 9. Albay Naab ve Wilson, Kuzey Irak'ta bir güvenlik sisteminin kurulması ve düzenli ordunun teşkili için gayret sarf ettiler. 10. Albay Young, Kuzey Iraklı liderlerin kurulan ordunun eğitimi için ABD desteği taleplerine olumlu yaklaştılar. Bunlara benzer 8 başlığın daha yer aldığı 18 maddelik ikinci raporda çekiç güç suçları tek tek sıralandı. Bu raporlar ABD'nin büyük tepkisini çekti. Dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz, Eşref Bitlis Paşa'yı muhataplarına ve dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a şikayet etti. Amerikalıların diplomatik baskısının yanı sıra askeri saldırganlıkları da yaşandı. En dikkat çekici olay 17 Aralık 1992'de oldu. Şimdi 17 Aralık 1992'de İncelik üssünden kalkan çekiç güce ait bir AVAX erken uyarı uçağı Kuzey Irak hava sahasına vardığında radarında bir cisim beliriyor. Şimdi bu cismin Türk yetkilileri taşıyan bir hava aracı olma ihtimali nedeniyle çekiç güçteki gözlemci Türk subayının, muhtemelen irtibat subayı, Türk subayının bilgisine başvuruyor. Türk subayı da Mardin radarından bilgiyi alıyor ve Amerikalılara şu bilgiyi veriyor. Diyor ki AVAX'ın sapladığı uçak bir Türk helikopteriydi, helikopteridir. Bu helikopter çok önemli bir yetkiliyi Irak'ın Selahattin kentine götürmektedir şeklinde bilgi aktarılıyor. Yani diyor ki çok önemli bir Türk yetkiliyi taşıyorum, Türk helikopteri. Durum çekiç güce bağlı uçaklara bildiriliyor. Ve kesinlikle taciz gerçekleştirilmemesi isteniyor. Ancak nedendir bilinmez. Belki de bilinir tabii ki, yani bu lafın gelişi. Bu uyarı dikkate alınmıyor. Yani taciz gerçekleştirilmemesi uyarısı dikkate alınmıyor. Ve Amerikan uçakları helikopterimizi uçuş güvenliğini ciddi olarak sarsacak şekilde açık açık yaklaşıyor. Sonrasında helikopterdeki Türk yetkili çekiç güçle ilgili sözünü not ettiğimiz raporları hazırlayan kişidir aslında. Yani o helikopter o güç raporlarını hazırlayan kişiyi taşıyor. Yani Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis Paşa'yı taşıyor. Başkası da yani ondan başkası değil helikopterdeki. Şimdi bu olaydan tam 2 ay sonra. Bakın 17 Aralık 1992, 17 Şubat 1993. Eşref Bitlis Paşa'yı Diyarbakır'a yine önemli görüşmeler yapmak üzere, incelemeler yapmak üzere gideceği Diyarbakır'a götürmek için Ankara'dan kalkan, havalanan VIP uçağı kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra Ankara Posta İşletme Merkezi'nin bahçesine düşüyor. Ben o günü hatırlıyorum, çocuktum. Tabii ki sonrasında araştırdık, inceledik. Bu bahçeye düşüyor. Olayda işte Eşref Bitlis Paşa'mız, Albay Fahir Işık, yani silah arkadaşları, Bitlis Paşa'nın silah arkadaşları Albay Fahir Işık, birinci pilot binbaşı Yaşar Eriyan, ikinci pilot yüzbaşı Tuğrul Sezginler ve uçuş makinesi Asubay Emin Öner. Şehit düştü. Bu kamunun büyük çoğunluğu bu olayı kaza değil, suikast olarak, bir sabotaj neticesinde suikast olarak algıladı. Bunun işin failin arkasında da Amerika Birleşik Devletleri'ne olan inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Yani olayın üzerinden 30 sene geçmesine rağmen hiçbir şekilde kaybetmedi Türk insanı. Eşref Bitlis Paşa'yı ve silah arkadaşlarını Birleşik Devletleri'nin şehit ettiğine inanıyor. Çünkü çok sağlam veriler de var, yaşanmışlıklar da var. Şimdi bunun nedeni de, buna olan inancın nedeni de bir Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarıydı. Tarihlerden itibaren gelen terörle bağlantısı ve Eşref Bitlis Paşa'nın da bu terör örgütüne, terör örgütünün arkasındaki kuvvetlere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne, çekiç güçe karşı verdiği mücadele olarak tarihe geçti. Bu olay üzerinden yıllar geçse de
bu şekilde hatırlanacak ve gerçeklerinde er veya geç bir gün ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Bu olayın tüm detayları da ortaya çıkacaktır.